Allah'ım. Ya Rabbim. Ah! Ah! Vedat, gel. Gel gel gel, ne olur gel gel. Gel şu hale bak. Böyle it oynamış yunca tarlası gibi. Tabii arkalarından bir toplayan, temizleyen, bu işi bilen biri var ya, kapıya tekmeyi vuran gidiverir. Vallahi. Ulan adaletin bu mu be dünya? Çok affedersin, sen şopar saçlarını onlar için süpürge et, şu kadarcık kıymetini bilmesin. Hış! Köpek! Saçlarımın nesi varmış be ya? Susak ağızlı. Tertip. Ben sana hak verdiğim için söylüyorum. Kızma hemen. Oğlum üzülüyorum lan sana. Allah sabır versin kızım. Zor işin zor. Doğru. Ete ucundan tutabilir. Yardımı dokusun bari. Ne mübarek adamsın. Allah seni inandırsın. Ağzımdan aldın lafı. Bak bu işin lami cimi yok. Senin bir yardımcıya ihtiyacın var, tamam mı? Burada her gün 1000 tane adamla uğraşıyorsun. Ya birisi olsa fena olmaz ama. Nerede? Burada. Efendim karşınızda tam teşekküllü koğuş yardımcısı. Efendim benim revirdeki görevlerim arasında yatakları yapmak, çarşafları değiştirmek, çok affedersiniz revirdeki tuvaletleri temizlemek vardı. Güzel. Daha fazla bilgi alabilmek için isterseniz size bir referans mektubu hazırlayabilirim. Vedat, ne çeviriyorsun babası? Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Çalışmak istiyorum ya. Ula vidi vidi uyutmadınız adamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cemal'in ruhu. Geldiysen o taş kafanı 3 defa duvara vur. Ya Cemal, sen de artık git koş da yeter uyudun. Ne uyuması ola? Ha bu cücür böceği yüzünden uyuyamadım ki. Durmadı çenesi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben senin nereden bileyim kardeşim? Bodrum katında yaşadığını, haşeret! Ula sen hani Nizami'ye yardımcı olacaktın? Şimdi koşçu mu olacaksın? Ne yapayım? Almadın yanına. Oğlum sen revirci değil misin be? Öyleydim arkadaşlar bir zamanlar. Ama Alev'im gitti gideli bir daha revire geri dönmek istemiyorum. Ayağım çekmiyor, ne yapayım? İmkansız bir aşıktı bizimkisi. Beni fazla büyüttü gözünde. Bunalıma girdi. Aşkıma dayanamayıp çekip gitti eteklerini toplayarak. Hepsi bu. Allah Allah. Nasıl da farkı da varamamışız. Siz Alev'in hep Ferit'e aşık olduğunu sanıyordunuz, öyle değil mi? Küçücük bir şaşırtmacaydı. Ama zekice bir şaşırtmaca. Ben dururken posta parçasını ne yapsın ha? Sözün özü, hemşiresiz bir revir, bir anlamda kremasız bir pastaya benzer. Ula uşağım, yeni gelen hemşire de güzel kız. Ondan da güzel krema olur. Ne? Yeni hemşire mi? Revire yeni hemşire mi verdiler? Haberi yok mu be? Yeni geldi. Yok. Revire uğradığım mı var? Neyse. Söylediğiniz iyi oldu. Ben gidip şu hemşireye bir merhaba diyeyim. Efendim izninizle. Git git. Aman eksik kalmasın. Şişt Cemal. Hadi sen de geride git de bak Ahmet Başçavuş gelecek. Benim başım yanmasın. Gidiyor kola. Hain kartopi. Yürü yürü koca kafa. Ya ne afiyeti babacan ya? Baksana bize grip grip garip garip tavuklar kuşlar yediriyorlar ya. Cemal. Uşağım senin tabağındaki az önce hapşırdı mı? Yoksa bana mı öyle geldi ha? Ne gribi la? Ben bizzat kendim test ettim, onayladım. Hiçbir şey yok. Gayet sağlıklılar. Hem yemiyorsan ben yerim. Hadi oradan, hadi oradan. Açık göz. Bak nasıl da atılıyor hemen. Şişik sazan. Yemiyorsan dedim oğlum. Benim tavuğu al istersen Gökhan. Sen vejetaryandın değil mi? Yemiyorum kuş falan yani. Vah vah. Allah acil şifa versin kardeşim. Yazık. Hastalık bu işte dostum. Genç yaşlı dinlemiyor. Ula hamsi de mi yemiyorsun yoksa? Hay senin aklına. Hamsi yemeden yaşanır mı ula? Ya hayatta neler oluyor değil mi Cemal'im? Hamsi yemeden yaşamak. Olur mu yani? He valla. Ya oğlum Vedat nerede ya? Vallahi benim son gördüğümde bu yeni hemşireyle alakalı fantaziler kuruyordu. Yemeğe gelmediğine göre en heyecanlı yerinde olabiliyor. Ne olacak işte? Sapıkmış. Ey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım. Bu sapık ünvanını benim üzerimden alıp şu Vedat'ın alnının tam ortasına yapıştırdığın için sana çok teşekkür ederim ya Rabbim. Yo, hayır. İkinizin yeri apayrı. Sen başka sapık,
O başka bir sapık. O sapık sapık. Hamza, Levent Üstü hemen seni çağırıyor. Uy, inşallah kötü bir şey yoktur ola. Dur be oğlum. Niye kötü bir şey olsun? Bak beni de huylandırdı şimdi. Ulan Laz, illa geleceksin adam değil mi? Bak ben de davul gibi oldum. Gerildim burada. Yemeğini bitir abi, öyle gidersin. Yok babacan, yok. Ben gidip öğreneyim neymiş ya. İştah miştah kalmadı ki zaten. Gripli mripli şeylerdi. Gökhan, benim yemeği ne yaptın? Tezgahın altında. Uşağım ladesini tutuşalım mı? Ulan yaradın durdun onu. Şimdi bana uzatıyor. Dokunmam ben ona. Ve? Gel Cemal. Desi de. Çayına ola. Hah. Herkese çayına. Ama yeşil çayına değil ha. Nasılsa Ömbölü'nün kantininde vardır çay. Hainler. Kuş. Tamamdır. Ladesim lades olsun mu? Olsun be. Unutan şey olsun. Ne olsun la? Ne? Senin gibi lan işte, koca kafa. Hadi lan lan. Hadi bakalım. Cemal'cim, al bak bakalım. Akimizin keriye uzun kalmış. Dur bakayım. He. Senin anan güzel mi? Güzel tabii. Mahallenin en güzel kacısıdır benim adam. Tamam başlamışım, tamam. Bir emriniz mi vardı komutanım? Yok, öyle dolaşıyorum. Ne vardı yemekte? İzmir köfteyle pilav vardı komutanım, şahane. Siz yemediniz mi? Yok. Albayın diyeti bitene kadar yemekhaneye uğramayı düşünmüyorum. Haklısınız komutanım. Hem kendisi yemiyor, hem de oturup lokmalarımızı sayıyor. O gelmeden, çiğnemeden yuttum yemekleri vallahi. Başçavuşum, şu bizim odaların tadilatı ne zaman biter? Boyacı asker izinde komutanım. Döner dönmez hemen başlayacağız. Biliyorsunuz, duvarların iyice bir elden geçmesi gerekiyor. Desene daha uzun süre deve tabanıyla beraber yaşayacaksın ha? Nasıl? Anlamadım komutanım. Yok bir şey başçavuşum ya. Gel. Komutanım, Hamza Delipınar geldi. İçeri gelsin. Sen de git dinlen. Emredersiniz komutanım. Ha Ferit. Bir de giderken benim elbiseyi terziye bırak, ütüleyi versin. Emredersiniz komutanım. Hamza Delipınar Erzurum, emret komutanım. Seni onbaşı sınavlarına sokmaya karar verdim Hamza. Ne? Aman komutanım, bu bir başına yeterince sorun çıkartıyor zaten. Bir de onbaşı olursa yandık vallahi. Komutanım, ya ben kendi bir başımın çaresine zor bakıyorum. Hani şimdi durduk yerde onbaşı. Hani bugün onbaşı, yarın 20 başı, 30 başı, 70. Oh, vallahi gider öyle komutanım. Zevzeklik etme asker. Başı boş bırakıla bırakıla bu hale gelmiş. Biraz sorumluluk üstlenirsen belki adam olursun. Vallahi bölük sizin komutanım. Yani madem öyle benim için de değişiklik olur tabii. Gerçi ben bir kere üsteğmen olmuştum ama tam ne zamanda hatırlayamadım şimdi. He. Levent üsteğmenin yerine geçtiğin zaman olmasın Hamza? Hay Allah. Siz de iyi hatırlattınız vallahi komutanım. Ya ben öyle başınıza ne işler açmışım komutanım ya. Bak beni gidi beni. Asker! Görev yerine. Emredersiniz komutanım.